Onlar Türk aile yapısının temel direkleri. Yuvayı yapan dişi kuşlar. Onlar çocuklarımızın ilk öğretmenleri. Onlar cefakar analarımız, vefakar eşlerimiz, kız kardeşlerimiz. Onlar kadınlarımız, diğer yarımız. Türk aile yapısı kadınlarımız sayesinde ayakta duruyor. Ancak kentlerde bu yapı çekirdek aileye dönüşmüş durumda. Ailenin bazı fonksiyonlarını artık kurumlar üstleniyor. Buna rağmen modern sosyal hayat kadının rolünü azaltmıyor. Aksine arttırıyor. Modern Türk ailesinde kadın çok daha etkin. Ben Türk aile yapısı içinde kadını anne olarak düşünüyorum. Anneler de başımızın tacı. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımı gelişmiş ekonomilerin çok gerisinde. Oysa Türkiye ekonomik büyüklüğüyle dünyada 16. sırada. Kadınların ekonomiye katılımında ise sondan 4. Üyesi olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği'nde her 100 kadından 59'u çalışıyor. Bu sayı 2009 rakamlarına göre Türkiye'de sadece %26. Bir kadın düşünün. Eğitimini tamamlayamıyor. Erken yaşta evlenip çocuk büyütüyor. Çocukları daha yetişkin olmadan eşi hayatını kaybediyor. Tek başına çabalıyor yavrularını okutmak için. Onlar okusun, hiç kimseye muhtaç olmasın istiyor. Üzerlerine titriyor. Evde vaktinin çoğunu çocuklara ayırıyor. Her gece onları yatırdıktan sonra çalışmaya devam ediyor. Kadının hiçbir birikimi yok. Hiçbir sosyal güvencesi yok. Hayatı adeta dört duvar arasında geçiyor. Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin sayısında kadınlar hala ön sırada. Yetişkin 10 kadından ikisi okuma yazma bilmiyor. Türkiye'yi bu karamsar tablodan kurtarmanın yolu eğitimden geçiyor. Ben hiç okula gitmedim. Okumak isterdim. Annem başta dedi ki Ebru gitmesen bana yardım et. Dedim anne hayır, yollamasan ben de iş görmem. Kendime sabahtan akşama kadar otururum. Kadınlarımızı sadece ilk ve orta öğretime göndermek yetmiyor. Onlara mutlaka üniversite eğitimi sağlamak gerekiyor. Resmi rakamlar yüksek öğrenim gören kadınların iş gücüne katılımının yüksek olduğunu gösteriyor. Eğitim düzeyi arttıkça kadınlar çalışma hayatına daha çok giriyor. Bir kadın düşünün. İyi eğitim almış, girişimci ruha sahip. Meslek hayatına atılıp kendi işini kurmuş. Her sabah büyük bir şevkle geliyor iş yerine. Vakit kaybetmeden masasının başına geçiyor. Çalışmaya başlıyor. İş hayatına bariz bir özgüvenle atılmış. Titiz ve düzenli. İş ortamında yaydığı olumlu elektrik, çalışma arkadaşlarının performansına yansıyor. Yöneticilik başarısı erkeklerden az değil. Türkiye'de iş kadınları en az erkekler kadar başarılı. Hatta bazen kadınlar erkeklerin önünde. Gelişmiş ülkelerde kadın icra kurulu başkanlarının oranı ortalama %5. Türkiye'de ise kadın icra kurulu başkanlarının oranı %12. Yani gelişmiş ülkelerden 2 kat fazla. Bu sevindirici bir durum. Kadınlarımıza fırsat verilirse önemli işler yapabileceklerini gösteriyor. Ülkemizde yaşayan nüfusun yarısı kadın. Kadın istihdamındaki 5 puan artış, yoksulluğu %15 azaltıyor. Bir atasözü, kadınların erkeklerle birlikte iş gücüne katılmasının önemini açıklıyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bir genç kız düşünün. Yoksul bir ailenin ferdi olarak yaşıyor. Birlikte yaşadığı annesi
saçını süpürge edip okutmaya çalışıyor. Bin bir zorlukla bitiriyor üniversiteyi. Onca yıl okuyup aldığı üniversite diplomasının karşılığı acı oluyor. Uğraşıp didiniyor. Asgari ücretle işe giriyor. Karın tokluğuna çalışıyor özel sektörde. Hayata tutunmak için büyük bir kavganın içine giriyor. Kadınlara yönelik ayrımcılığa ekonomik alanda çokça rastlanıyor. Kadınlar fabrikada, tarlada, evde, kısacası her yerde istismara uğruyor. Kadınlar ucuz iş gücü olarak görülüyor. Tekstil, kimya, tarım, hizmet iş kolu gibi alanlarda sendikasız, sigortasız çalıştırılıyorlar. Hem ücretleri düşük, hem de çalışma ortamları sağlıksız. Çalışan her 100 kadından 58'inin hiçbir sosyal güvencesi yok. Kadınların emeği istismar ediliyor, sömürülüyor. İş hayatındaki çoğu kadın karın tokluğuna çalışıyor. Evine, çocuklarına yeterince zaman ayıramıyor. Bir kadın düşünün. Cinsel ayrımcılığa, şiddete uğruyor. İstismara uğruyor. Devletten koruma istiyor ve beklediği yardımı göremiyor. Derdini anlatacak, sığınacak kimse bulamıyor. Uğradığı bir saldırıda hayatını kaybediyor. Ancak üzerinden bir süre geçince olay unutuluyor. Yenisi meydana gelinceye kadar kimse kadınlarımızın ağır sorunlarını hatırlamıyor. Mevcut düzenlemeler kadınlarımızı koruyamıyor. Kadın sığınma evleri yetersiz kalıyor. AKP, kadının korunmasına yönelik tedbirleri almıyor. Adalet Bakanlığı verileri, Türkiye'de kadın cinayetlerinin 2002'den 2009'a kadar %1400 oranında arttığını gösteriyor. Her 10 kadından 3'ü eşinden şiddet görüyor. Bu vahim bir tablo. Bütün olumsuzluklara rağmen Türk kadını sosyal hayatımızın her alanında kendini gösteriyor. Ancak bu yeterli değil. Özellikle siyasete kadınlarımız daha çok katılmalı. Çünkü kadının toplumsal etkinliği siyasetin önemli silahlarından biri. 2011 yılı kadın sorunları açısından tehlike sinyalleri veriyor. Ancak AKP iktidarının kadın sorunlarına yaklaşımı samimiyetsiz. Kadın sorunlarını sadece siyasi propaganda malzemesi yapıyor. Buna en çarpıcı örnek başörtüsü sorunu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki hassasiyeti malum. Milliyetçi Hareket Partisi, başörtüsü sorununun bitirilebileceğinden emin. Toplumsal konsensusa katkıda bulunmak için her vesileyle çağrıda bulunuyor. Ama karşılık bulamıyor. Başörtüsü konusunda CHP ve AKP çözümsüzlüğün iki ucundan tutan tükenmiş ve istismarcı siyaset anlayışları olarak karşımızda durmaktadır. Bizim bu meselenin çözümü konusundaki görüşlerimiz kamuoyunca bilinmektedir. Bu mesele yeter ki çözülsün, siyasal anlamda kimin hanesine ne yazılacağı ve ne çıkar sağlayacağı samimi olarak söylemek isterim ki bizim konumuz ve merakımız değildir, asla da olmayacaktır. Başbakan Erdoğan'ın kendisinde ve çevresinde olmayan hoşgörüsüzlüğü ve samimiyetsizliği başkalarına yıkmaya ve ihale etmeye çabalaması da mutlaka geri tepecek ve bu zihniyete Türk kadını en güzel cevabı mutlaka verecektir. Dünya Kadınlar Günü kutlanırken Türkiye'de kadın hakları konusunda kavram kargaşası sürüyor. Kadının toplumdaki rolleriyle ilgili ön yargılar devam ediyor. Türkiye, nüfusunun yarısını oluşturan kadınların üretkenliğinden yararlanamıyor. Milliyetçi Hareket Partisi iktidar olduğunda kadın sorunları ile ilgili üzerine düşeni eksiksiz yapmayı taahhüt ediyor. Kadınlara dönük mesleki eğitim ve beceri kazandırma programları yaygınlaştırılacaktır. Kendi işini kuracak olanlara girişimcilik eğitimi ve finansman desteği sağlanacaktır. Ekonomik yoksulluk içinde olan ailelerin 0-12 yaşları arasındaki çocuklarının koruma altına alınmadan kreş ve çocuk kulübü gibi gündüzleri bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanacaktır. Yaşları ne olursa olsun evli olmayan kızlar ile boşanan veya dul kalan kadınların kendi sigortalılığı ya da aylık veya geliri olmaması durumunda anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişilere arasına alınarak sağlık yardımlarından yararlandırılacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi, politikada samimiyetin, dürüstlüğün ve hoşgörünün sembolüdür. Milliyetçi Hareket Partisi, hem muhafazakar hem çağdaş Türk aile yapısının siyasi temsilcisidir. Kadın sorunlarının çözümü konusunda en güvenilir adres Milliyetçi Hareket Partisi'dir. İktidarımızda kadınlarımız iş, aş, geçim ve güvenlik kaygısına düşmeyecektir. Haziran ayında yapılacak milletvekili seçimlerinin bu açıdan karar anı olduğunu hatırlatıyoruz. Bütün kadınlarımızı Milliyetçi Hareket Partisi'nde saf tutmaya çağırıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi kadın kolları olarak ses ver Türkiye diyoruz. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz.